demek. Bir de şu da var. Yine İbn Arabi Hazretleri şunu da söyler. Resulullah Efendimizin bu hususta hadis-i şerifi de var. Sebebe şükretmeyen hakikatte Allah'a şükretmiş olmaz. Çünkü o sebebin hakikati de hak. Bir de bu bakış var bakın. Yani sen onu patron olarak patron ama hakikati hak. Yani Allah onun üzerinden gönderdiği için onu sebep kıldığından dolayı sebebe şükretmek gerekir. Sebebe nasıl şükrederiz hocam? Ya Rabbi, şimdi o zaman şöyle olması lazım kamil duamız. Ya Rabbi bana veren sensin. Rızkı veren sensin. Bana bu rızkı verirken sebepler dairesinde vermektesin. O sebeplere de senin hak olarak yaratmış olduğun olması hasebiyle teşekkür ediyorum. Bu manada duada da şükrederiz. Sebebe de yüzüne de şükrederiz. İşte Ali amca, Hasan amca neyse. Benim şu sıkıntımı giderdin, sebep oldun. Allah seni sebep kıldı, sana teşekkür ederim. Ona yani benim şu sıkıntımı gidermeme sen vesile oldun. Allah'ın seni vesile kıldı Allah-u Teala. Sana da teşekkür ederim. Dediğinde kul bu şirk değildir. Çünkü Ali amcanın, Hasan amcanın hakikatinin hak olduğunu bildiğin için dolaylı yönden zaten Allah'a şükretmiş oluyorsun. Şirk değil bu. Şey hocam, ağızdan bazen insan çok düşünemeden söyleyebiliyor da senin vesilenle yaptım, oldu demek sizin dediğiniz gibi sen olmasan ben yapamazdım. İşte o zaman o şirk işte. İşte orada sıkıntı. Tabii, sen o. Aslında ağzımızdan çıkan kelimelerin çok dikkat etmemiz lazım. İdrak etmek lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Tabii. Senin vesile, sen vesile oldun. Allah razı olsun şu sıkıntımı giderdin demek yerli yerinde bir hakikat sözdür. Sen olmasaydın benim halim ne olurdu? Evet. Ben batmıştım dediğin anda bu şirktir. Şimdi şarkıda geçiyor ama olmasan sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım dedi. Eyvallah. İşte bakın bu da şarkı versiyonundan da işin hakikatini noktayı mührü koymuş olduk yani. Evet. Sen olmasaydın ben aşka inanmazdım. Evet. Değil mi? Belki bir hadis-i şerif hani seni şey hadis-i kutsi o değil mi? Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Evet tabii. Anlamak zaten söz, işte var. Sözlere de yüklenilen mana evet. Gerçekten yani hakikat cihetiyle her yüklendiği şey zaman ilgili, değil mi? Yüklediğin manayla alakalı. Aynen öyle. Tabii. Şimdi biz bazen konuşuruz böyle İngilizcenin de hoşuma giden şeyi anlamak understand. Stand durmak under aşağı altında ne var? Bunu düşünün diyor bak. Understand. Dur evet. Altında. Bak. Şimdi anlam bu. Evet. Anlamak istiyorsan biraz duracaksın ve bakacaksın. Düşüneceksin, bakacaksın. Aynen öyle. Eyvallah. O da bir katkı oldu.